Evet, hepinize selamlar. Bu videoda efsane bir klavye inceleyeceğiz. Ama efsane dememe bakmayın, gerçekten efsane. Çünkü bu klavyenin abisi inanılmaz derecede çok fazla satmış bir klavye. Şu an elimde gördüğünüz klavyede onun revize edilmiş yeni versiyonu. Bu videoda bunu inceleyeceğiz. Birçoğunuzun yakından tanıdığına emin oldum. KBR88'in revize ve RGB versiyonu yanımda bulunuyor. Bu klavye yeni çıktı. Ben çok seveceğinizi düşünüyorum çünkü ben bayağı bayıldım klavyeye. Bir anısı da bulunuyor. İlerleyen dakikalarda onu da anlatacağım size. İsterseniz gelin şimdi kutusuyla başlayalım. Daha sonra da özelliklerine bakarak devam edelim. Şimdi klavyenin kutusuna baktığımızda Rampage'in alışık olduğumuz kutu tasarımına benzeyen bir kutu tasarımı bulunuyor. Fakat gördüğünüz gibi kutu inanılmaz derecede büyük. Neden büyük? Çünkü klavyemizin bir adet black desteği bulunuyor. Kutu tasarımına baktığımızda bayağı geniş olduğunu görebiliriz. Yine burada klavyemizin resmi, modeli, üstte markamız. Arka kısma geçtiğimizde burada öne çıkan detaylardan bizlere bahsetmişler. Yine burada resmimizi görüyoruz. İsterseniz gelin kutumuzu açarak başlayalım. Hemen şöyle açıyorum. Kutuyu açtığımızda burada böyle bir paket geliyor. Bu paketin içerisinde 8 tane farklı tuş, bir de tuş çıkarma aparatı bulunuyor. Bunların gelmesi güzel. Hemen burada kullanma kılavuzumuz bizleri karşılıyor. Kullanma kılavuzumuza baktığımızda içerisinde garanti belgesinde bulunuyor ve yine Türkçe dahil birçok farklı dil kullanma kılavuzunda bulunuyor. Bunu detaylıca okursunuz siz. Ben şimdilik kenara kaldırıyorum. Tekrar dönüyorum kutuma. Şöyle bir kutu çıkıyor içerisinden. Bu kutuyu açtığımda zaten biliyorsunuz içerisinden ne çıkacağını siz. Şöyle bir bilek desteği çıkıyor. Hemen bunu da açalım. Böyle sert bir bilek desteği değil. Şöyle gördüğünüz gibi sallanıyor. Ama bayağı ağır bir bilek desteği olduğunu söyleyebilirim. Yine alt tarafında bir jelatin bulunuyor. Bu jelatini çıkarttığınızda masaya inanılmaz derecede oturuyor. Bildiğin yapışıyor, vakumluyor yani. Hareket ettirmeniz zor oluyor. O yüzden ben bunu çıkartmadan kullandığım bir süre. Yine bunun haricinde bilek testimizin herhangi bir mıknatısı vesaire bulunmuyor. Bu şekilde direkt masanıza koyarak kullanıyorsunuz. Bunu da kenara kaldıralım. Ve gelelim klavyemize. Hemen şu köpüklerden kurtaralım bunu. Poşetinden de çıkartalım. Ve efsane klavyemiz karşınızda. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi isterseniz gelin klavyenin tasarımıyla devam edelim. Tabii önce şu kutuyu bir kenara kaldıralım. Bilek desteğimizi şöyle alalım. Tuşlarımızı da bir açalım, bakalım içerisinde neler var. Evet, içerisinden çıkan tuşlara baktığımızda şu şekilde turuncu renkte tuşlar olduğunu görebiliriz. Çok kaliteli bir tuş olduğunu söyleyemem ama farklılık olsun istiyorsanız takabilirsiniz. Hatta ben şimdi hemen tuş çıkartma aparatımı alacağım. Birkaç tane tuş çıkartacağım. Hep birlikte göreceğiz nasıl durduklarını. Bu arada hazır tuşları çıkartmışken şunu da göstereyim size. Klavyemizin içerisinde switch'e benzer bir anahtar bulunuyor. Fakat bunlar herhangi bir switch değil. Dolayısıyla bu klavye mekanik bir klavye değil. Fakat yarı mekanik, mekanik hisli bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde beyaz renkli burada anahtar benzeri yapılar bulunuyor. Hemen tuşlarımı takmak istiyorum ben. Tuşların üzerinde bu arada hiçbir şey yazmıyor. Işığı da geçirdiklerini söyleyebiliriz. Tuşlarımızı taktığımızda bu şekilde bir görüntüsü oluyor klavyemizin. Bunların olması güzel. Yedek tuşların çıkması güzel. Benim beğendiğim bir şey. Birçok klavyede bunu görmüyoruz aslında. Hemen kablomuza devam edelim. Kabloyu şöyle gösterecek olursam sizlere, örgü yapıda bir kablo olduğunu görüyorsunuz. 1.8 metre uzunluğunda bir kablo ve bayağı sağlam. Yani bunu tak arabaya, araba halatı olarak kullan. Araba çekerken kullanırsın. Hiçbir şey olmaz bu kabloya. Bu arada bunu şaka söylüyorum. Yani gidip denemeyin, sonra bu kabloyla araba çekmeyin. Çeker misiniz? Bence çekmezsiniz. Evet, şimdi klavyenin tasarımına geçeceğiz. Fakat geçmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu klavyenin revize olmayan versiyonu, yani eski versiyonunu ben yaklaşık 1-2 sene önce çok almak istemiştim. Fakat o zaman alamamıştım. Yani bilmiyorum, almamayı tercih etmiştim. Benim içimde kalmıştı açıkçası. Şimdi yeni versiyonu, RGB versiyonu gelince valla mutlu olmadım diyemem, mutlu oldum. Bu klavyeyi deneyimlemek istemiştim, test etmek istemiştim. Benim için güzel olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir anısı bulunuyor klavye üzerinde. Evet, klavyemizi bilgisayarımıza taktığımızda bu şekilde bir aydınlatma ile birlikte geliyor. Ben burada aydınlatmasının yeterince güçlü olmadığını söyleyebilirim. Onun haricinde klavyenin tasarımına bakacak olursak ön tarafımız ABS plastikten oluşuyor. Fakat arka tarafımız tamamen metal. Şöyle göstereyim.
bayağı sağlam bir metal kullanılmış. Bu arada klavyemizde 990 gram ağırlığında, yani ağır bir klavye olduğunu da söyleyebilirim. Bunun haricinde klavyenin tasarımına bakacak olursanız burada normal klavyelerden farklı bir şekilde alt kısmın şöyle bir çıkıntıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Bu çıkıntı da bize büyük tuşlar sağlıyor. Burada boşluk tuşu ve alt CTRL gibi tuşlara baktığınızda diğer normal klavyelere göre, standart klavyelere göre daha büyük olduklarını görebiliyorsunuz. Bu da tasarım anlamında bir farklılık olmuş. Benim de hoşuma gitti. Siz neler düşünüyorsunuz ben merak ediyorum. Yorumlarda bu tasarım hakkında konuşmayı unutmayın. Bunun haricinde görecek olduğunuz gibi tuşlarımız tamamen Türkçe tuşlar ve yine tuşlarımızın üzerine baktığımız zaman lazer oymalı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani burada herhangi bir boyayla buraya işleme yok. Dolayısıyla ışığı bir tık daha iyi geçirmesi gerekiyor. Fakat dediğim gibi aydınlatmayı ben yeterli bulmadım. Yine geceleri baktığınız zaman buradaki lazerin olması, lazer işlemenin olması tuşların daha iyi gözükmesini sağlıyor. Böyle bir artısı bulunuyor. Yine bunun haricinde orta kısma bakacak olsak burada büyük enter tuşumuz bulunuyor. Büyük shift tuşumuz bulunuyor. Bunlar güzel şeyler. Yine üst tarafa baktığımız zaman ise burada küçük bir silme tuşu bulunuyor. Ben yine bunun büyük olmasını isterdim. Bu tarz tercih ediyorum. Tabi bu yine kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Siz nasıl tercih ediyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yine klavyemizin üst kısmına baktığımız zaman burada Fn tuşuyla birlikte kullanabileceğiniz F1'den F12'ye kadar multimedya tuşlarımız bulunuyor. Yine sağ üstte bakacak olursak da Numlock, Caps Lock ve Windows kilitleme tuşunun da bize gösterildiği bir aydınlatma burada bulunuyor. Yine özellikle yarış oyunu oynayanlar için güzel bir şey bulunuyor. Fn tuşuyla birlikte V tuşuna, yani W tuşuna bastığınızda birlikte buradaki WASD ile yön tuşlarının yerleri değişmiş oluyor. Yani burası WASD, burası da yön tuşları olmuş oluyor. Bunu tercih ederseniz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun olması güzel. Zaten az önce söylediğim gibi de burada Windows'u kilitleme tuşu bulunuyor. Fn ile birlikte Windows tuşuna bastığınızda Windows'unuz kilitleniyor ve oyunlarda yanlışlıkla basarsanız vesaire herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Klavyemizin arka kısmına geçecek olursak burada iki tane ayak olduğunu görebilirsiniz. Hemen şu ayakları bir açalım. Şöyle gördüğünüz gibi çok da aşırı yüksek olmayan ayaklar. Ben beğendim. Klavyenin böyle biraz daha orta kısmına doğru konumlandırılmışlar. Yine arka kısımlara baktığımızda şurada altta 2 tane, üstte 2 tane, toplamda 4 tane kaydırmaz pad olduğunu görüyoruz. Bir de ayaklarımızın altında kaydırmaz padler var. Dolayısıyla klavyeyi şu şekilde masaya koyduğunuzda bayağı sağlam tutuyor. Masa sallanıyor. Klavye hareket etmiyor. Klavyemizin biraz da teknik özelliklerinden bahsedecek olursak üzerinde toplamda 105 farklı tuş bulunuyor ve toplamda 1000 Hz'lik bir klavye olduğunu söyleyebiliriz. Yine klavyemizde anti-ghosting özelliği bulunuyor. Toplamda 19 farklı tuşu aynı anda algılayabiliyor bu klavye. Yine bunun haricinde RGB bir aydınlatmamız bulunuyor. RGB aydınlatmayı da Fn ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ve soru işareti tuşlarına basarak aydınlatmaları kontrol edebiliyorsunuz. Bayağı çeşitli bir aydınlatma olduğunu söyleyebilirim. Hatta son aydınlatma kısmında da klavyeyi böyle 5-6 farklı kısma bölüp aydınlatmalarının renklerini tamamen siz seçebiliyorsunuz. Bunun olması da güzel. Ben beğendim bu özelliği. Bu videoda klavyenin aydınlatmalarına çok fazla girmeyeceğim, göstermeyeceğim. Eğer satın alırsanız zaten kullanım kılavuzunda yazıyor. Oradan detaylıca bakabilirsiniz. Ama çok fazla bir aydınlatması olduğunu söyleyebilirim. Yine bunun haricinde tamamen RGB bir klavye olduğunu tekrar söyleyeyim. Yani bir rainbow klavye değil. Tuşların üzerindeki renkleri değiştirebiliyorsunuz. Yine bunun haricinde son olarak gelin birlikte fiyatına bakalım. Bu klavyenin şu anda fiyatı, videodan hemen önce bakmıştım, 215 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Yine bunu 210-205 TL civarlarında bulabilirsiniz indirimle diye düşünüyorum ben. Bu fiyat bandında mekanik klavye bulmak zor olduğu için membran klavye tercih etmek istemiyorsanız bu tarz bir klavyeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü yarı mekanik, bir mekanik hissiyatı olan bir klavye. Benim hoşuma gitti. Kullanımını ben beğendim. Sizin de düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Özellikle bilek desteği benim çok hoşuma gitti. Şöyle klavyenin alt kısmına tamamen oturuyor. Bu yönden güzel. Ve yine rahat bir bilek desteği olduğu için istediğiniz zaman ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Bu da güzel. Ama dediğim gibi şu altındaki şeyi çıkartmayın. Bunu çıkartırsanız bildiğiniz masayı vakumluyor. O yüzden bu şekilde kullanın bence. Yine artı yön olarak içerisinden 8 tane farklı ekstra tuşun çıkması da güzel olmuş diyebilirim. Benim klavye hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Güzel bir Discord kanalımız var. Yine Discord kanalımızın da açıklamada linki bulunuyor. O linke tıklayarak kanalımıza, Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Orada sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Akşamları bazen canlı yayınlar oluyor. Canlı yayınlar yapıyoruz. Oraya da gelmeyi unutmayın diyelim. Yakında bir de Telegram kanalı açmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir Telegram kanalı açsam, indirimlerden, bildirimlerden sizleri haberdar etsem nasıl olur? Yorumlarınızı bekliyorum bu konu hakkında. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Abone ol butonun yanında bulunan bildirim tuşuna tıklarsanız da videolarımdan, bildirimlerimden, indirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın. Allah'a emanet.